Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve ben hazırlanıyorum. Sizlerle birlikte hazırlanmak istedim çünkü benden bu tarz videoları istiyorsunuz. Benimle hazırlanan videolarını sizler de çok seviyorsunuz. Ben de izlerken keyif alıyorum ve bir pazar günü dışarı çıkacaksam nasıl hazırlanıyorum bunu sizlerle paylaşmak istedim. En son böyle günlük yapmış olduğum makyajı birçoğunuz çok beğenmiştiniz. Instagram DM'den ve yorumlardan bana çok yazmıştınız. Çok güzel oldu Esra diye. Ben de o yüzden o makyajı birazcık bir tık daha abartarak şimdi sizlerle birlikte yapacağım. Bazı kullandım. Şimdi iyice dilimde kurudu. Gelelim göz makyajımıza. İstanbul'dan almıştım. Ama orijinal bir far paleti değil. Ona rağmen çok severek kullanıyorum. Şuradaki en açık rengi göz kapağıma sabitlemek için uygulayacağım. Şu an çok doğru bir fırçayla uygulamadığımı ben de biliyorum. Ama lakin fırçalarım temiz değil. O yüzden elime geldiği gibi hangi fırça işime yararsa o fırçayla işimi göreceğim arkadaşlar. Makyajda profesyonel değilim. Bunu her makyaj yaptığımda söylüyorum. Hatta far falan sürmeyi hiç beceremem. Sadece kendimi uyarlamaya çalışıyorum. Önceden çok izlerdim makyaj kanallarını. Felaket izlerdim. Sabah, akşam, gece onları izlerdim. Çok sert bir fırça, o yüzden dağıtmakta çok zorlanıyorum ama yapacak şu an hiçbir şey yok sanırım. Sabah akşam makyaj kanallarını izlerdim. Ama bu konuda hiç yeteneğim olmadığı için yapamıyorum. Maalesef beceremiyorum. Sadece dediğim gibi makyajı kendime uyarlıyorum. İlk yapıyorum mesela çok kötü oluyor. Ondan sonra bir bakıyorum, güzelleşmiş. Çünkü ben o makyajı kendime uyarlayabilmişim. Siyah bir makyaj yapacağım. Ama yine söylüyorum, bu siyah makyajı kendime uyarlayacağım. Bu XP'den Sibel ablanın oradan almıştım. Çok far kullanmadığım için far paleti alma gereksinimi hiç duymuyordum. Hep böyle tekli farlar alıyordum. Ama bu ara sürmeye başladım sanki. O yüzden böyle iyi bir markanın bir far paletini almak istiyorum. Şu an çok kötü gözüküyor biliyorum. Bu farın kalitesinden de kaynaklanıyor aslında. Çünkü gerçekten çok tozutan ve çok çabuk uçan bir far paleti. Hiç hoşuma gitmedi. Şu an her yer simsiyah oldu yani yüzümdeki. En son o yüzden fondötenimi sürüyorum. Şu an inanın bütün böyle burnumun şu kenarları falan hep siyah. Çok iğrenç bir far paleti. Hiç sevmiyorum. Ama dediğim gibi sanırım bu ara kullanmaya başladığım için bir far paleti alacağım kendime. Sonra bu siyah farı böyle dağıtıyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Böyle dağıtacağım. Yani o siyah farı ilk önce şeye sürdüm. Göz kapağıma sürdüm. Kris bölgesine gelmeden böyle sadece göz kapağıma sürmüştüm. Şimdi bu kris bölgesine doğru bu farı dağıtıyorum. Ve gördüğünüz gibi göz altlarım simsiyah oldu. Yani çok kötü bir far. Ve çok çabuk uçuyor. Böyle çok kalıcı bir far da değil. O yüzden zaten çok çabuk uçacağı için hiçbir şey kalmayacak. Ve makyajımı tamamladıktan sonra da şu görüntüden zaten kurtulacağım. Şu an Cadılar Bayramı makyajı yapıyor gibi değil miyim? Bu arada şeyden bahsedeceğim. Hamilelikten dolayı yüzüm çok bozuldu. Yüzümde şişlikler görebiliyorsunuz. Yani bunların hepsi hamilelikten dolayı oldu arkadaşlar. Başka hiçbir şeyden değil. Hamilelikten ötürü şey oldu sadece. Söyleyeyim. Yüzüm çok şişti. Böyle belli bölgelerinde kızarmalar var. Yani bunların hepsi hamilelikten ötürü. Umarım doğum yaptıktan sonra hepsi geçer. Ki geçecektir de. Ben buna inanıyorum çünkü kızımda da aynı şekilde olmuştu. Zamanla hepsi gidiyor. Şu an Esra ne yapıyorsun sen? Hiç bizim izlediğimiz profesyonel kanallar gibi bir makyaj yapmıyorsun diyebilirsiniz. Bunu zaten birkaç kişiden şu an duyar gibiyim. Ama dediğim gibi ben sadece
yapabildiğim kadarını yapıyorum ve kendime uyarlamaya çalışıyorum. Yani. Hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Siyah bir far sürdüm ve o farı sadece dağıttım. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi ben makyajımı yaptıktan sonra tekrardan bir üstünden düzenleme yapacağım. O yüzden şimdi gözaltı kapatıcımı uygulayacağım. Bu da Wet n Wild'ın bir gözaltı kapatıcısı, concealer'ı. Ben çok seviyorum bu concealer'ı. Hem çok uygun fiyatlı hem de gerçekten işini çok güzel yapıyor. O yüzden çok sevdiğim bir concealer kendisi. Uzun zamandır da bu concealer'ı kullanıyorum. Hatta yediği bile var. Yok, yediğini kullanıyorum şu an. Bir tanesi bitti, bitecek. Bu yediği. Bazen bunu kullanıyorum. Bazen de hangisi eline gelirse. Şimdi gözaltımı kapattıktan sonra aslında biraz daha iyi göreceksiniz ne yapmaya çalıştığımı. Kamerada biraz daha böyle farklı çıkıyor ama neden öyle bilmiyorum. Yakından daha güzel gözüküyor kesin. Şimdi bu Maybelline Fit Me kapatıcıyla yüzümün tamamını kapatacağım. Bu fondötenle kapatıcıyla. Benimki 110 numara. İlk alırken bir tereddüt etmiştim. Acaba cildime uyar mı, uymaz mı diye. Ama gayet de güzel uydu. Kapatıcı fondötenlerden hoşlanmıyorum. Onları daha çok özel günlerde kullanmayı seviyorum. Daha böyle kapatıcılığı daha az, daha böyle günlük makyaja uygun kapatıcıları kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha doğal ve natürel duruyorsunuz. Zaten çok minimalist bir insanım makyaj konusunda. Bunu biliyorsunuz artık. Böyle ara ara bu şekilde makyajlar yapıyorum. Her zaman sık yaptığım, çok sık yaptığım makyaj türü değil bu tarz makyajlar. Ki şu an zaten hamileyim. Yapsam da kendime yakıştırmıyorum. Hamilelikte çünkü maalesef pek kendinize bir şey yakıştıramayabiliyorsunuz. O dönem içerisine girebiliyorsunuz. Ben de şu an o dönemler içerisindeyim maalesef. Ama bitecek. Az kaldı. Yaza bomba gibi gireceğiz. Maybelline Fit Me hakkında çok şey duymuştum. İşte kapatıcılığı çok iyi, çok güzel bir fondöten, çok güzel bir kapatıcı işte bilmem ne falan. Bence hiçbir şekilde kapatıcılığı olmayan bir fondöten. Yani sadece cilt renginizi çok güzel sabitliyor. Cilt tonunuzu çok güzel dengeliyor. Ama kapatıcılığı kesinlikle olmayan bir kapatıcı ya da fondöten. Şu Eroshe'den almış olduğum kapatıcı güzel kapatıyor. Ama bu da benim gördüğünüz gibi cilt rengime bayağı bir koyuyor. Bu sene çok fazla yanmadığım için kullanamadım zaten. Genelde yazın kullanıyorum. Şimdi bu Essence'in pudrasıyla pudra süreceğim ama süremiyorum çünkü aynısı bu fırçayla şey sürdü geçen gün. Turuncu farımı allık yaparak yüzüme sürmüştü. Turuncu mu oldum sanki? Çok az kaldı. Eyeliner. Eyeliner sürmeyi çok seviyorum. Eyeliner sürmeden dışarı çıkmayı sevmiyorum. Genellikle eyeliner kullanıyorum. Çok fazla konuştum sanki bir eyeliner hakkında ama benim eyeliner fırçam acaba şöyle. L'Oreal'in jel eyeliner'ını kullanacağım. Bu eyeliner güzel ama ben bayağı oluyor alalı. Paketlemesi falan değişti sanırım. Bu arada aynanın sesini duyabilirsiniz içeride babasıyla. Eyeliner sürüp geliyorum. Eyeliner fırçayla tekrar siyah far geçiyorum ve sonra onu dağıtacağım. Maybelline'in rimelini uygulayacağım. Bu rimeli sevdim galiba. Bu uygun fiyatlı bir rimel. Ve bunun metini çok duymuştum. Ama bir türlü almıyordum. En sonunda ben de aldım. Ve gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı da aşırı derecede uygun. Siz de rimel sürerken şekilden şekle giriyor musunuz?
Ben rimel sürerken böyle şekiller şekle giriyorum ya. Ve ben rimeli böyle kat kat uygulamayı, kirpiklerimin böyle daha dolgun gözükmesini çok seviyorum. O yüzden kat kat rimel uyguluyorum şimdi. Bu ikinci katta. Ben allık değil de bronzer sürmeyi daha çok seviyorum. Böyle cildimden daha koyu bir rengi bu şekilde burun kenarlarıma böyle ve böyle buralara sürüp şimdi bunu dağıtacağım. Görüntüyü seviyorum. Yani ne kadar doğru. Ben kendimi yakıştırıyorum. Ve bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Her zaman yaptığım bir şey değil ama şimdi aklıma geldiği için yapmak istedim. Şimdi bu Wet n Wild'ın kontür paletinden yine şu renklerin ikisini karıştıracağım. Gördüğünüz gibi yemişim zaten bu rengi. Çünkü çok sık kullanıyorum. Çok seviyorum bunu sürmeyi. İlk önce her iki tarafa da çok toz tutuyor ama ilk önce her iki tarafa da şöyle bir süreceğim böyle her yere. O stick fondöteni sürdüğüm her yere sürdükten sonra bu fırçayla güzelce dağıtacağım saçlarım. Şu bebek saçlarım beni deli ediyor. Highlighter'ını şöyle karıştırarak bu bronzer'ı uyguladığım yere birazcık parlaklık versin, allık görevini görsün diye uygulayacağım. Çünkü ben daha soft makyajları seviyorum yüzümde. Ve daha böyle allık olmadan böyle makyaj yapmayı seviyorum. Allık kullanmayı çok sevmiyorum. O yüzden de böyle güzelce bunu yapıyoruz. Ve daha sonra şu highlighter bölümünden alıyorum. Ya bu çok katı ve benim istediğim şekilde bir highlighter kesinlikle değil. Çok toz tutan bir highlighter. Ve toz highlighterlar bence çok güzel olmuyor. Şimdi şuraları da sürmek istiyorum. Temiz bir fırça bulabilirsem. Şöyle kaş altıma da neyse sanırım elimle sürsem daha iyi olacak. Çünkü fırçaların hiçbiri temiz değil. Fırçalarım çok pis. Şimdi highlighter'ı şöyle kaş altıma da sürdükten sonra tekrar bir karıştırma fırçasıyla tekrar karıştıracağım. Bu highlighter'ı sürdüğüm yerleri şöyle bu büyük fırçama sadece dokunduruyor. Şimdi ruj olarak da bu Revlon'un mat balmını kullanacağım. Dudaklarımı biraz soft bırakmak istiyorum. Ama bu görüntü hoşuma gitmezse evet bence dudaklarımın soft kalması benim hoşuma gitti. Ve en son kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarımı doldurmak için de ilk önce tarıyorum. Şu an kaşlarım çıktı. Ama inatla bir süre daha aldırmayı düşünmüyorum. Kaşlarım çıktığı için çok fazla uğraşmayacağım. Daha böyle doğal durmasını sağlayacağım. O yüzden sadece böyle ara ara çok boşluk olan yerlere çizikler atmaya çalışıyorum. Bu tarafım daha aydınlık duruyor, bu tarafım daha karanlık duruyor. O yüzden bu tarafımı çok net göremiyorsunuz ama birazdan göstereceğim sizlere. Sonra bu
Essence'in kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı şöyle sabitleyeceğim. Benim makyajım bitti ama sizlere daha yakından göstereceğim. Makyajım böyle. Umarım ışıktan güzel gözüküyordur. Çünkü ışıktan böyle biraz göz altlarım siyah gözüküyor gibi geliyor bana. Umarım güzel görebiliyorsunuzdur. Saçlarımı da şöyle ördüm. Birazcık böyle genişlettim saçlarımı. Ve bu görüntü benim hoşuma gidiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.